Herkese merhaba. Bir önceki videomuzda bu damla ya da oval model denilen motifimizin yapımını sizlerle paylaşmıştık. Yine bu modelimizin tarifini videonun açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Şimdi motiflerimizi hazırladık. Bu motifleri nasıl birleştirebiliriz? Bunu tarif edeceğiz. Burada ben battaniyemin bir kısmını örüp birleştirdim. Şimdi burada birleştirme mantığını anlamak çok önemli. Mantığını kavradıktan sonra eminim ki örgüye yeni başlayanlar bile böyle bir modeli çok rahatlıkla hazırlayabilirler. Çok kolay. Sadece sık iğneyle birleştirme yapıyoruz. Her bir motifte ip kesmiyoruz. Bu gerçekten çok kolay oluyor. Her motifi birleştirirken ip kesimi yapmıyoruz. Bir uçtan başlıyoruz. Bakın şu noktadan başlayarak dalga şeklinde sık iğnelerimizi örerek birleştiriyoruz ve bu uca geldiğimiz zaman ipimizi kesiyoruz. Sonra tekrar aynı noktaya gelip burada bakın şu noktaya geliyoruz. Şimdi sonrasında burada bir birleştirme yapıyoruz. Bu şekilde ilerleyerek sonra bu uçta ipimizi kesiyoruz. Şöyle battaniyenin kenarlarına baktığımız zaman bakın böyle bir görüntüsü var. Bu görüntü şahane oluyor. Böyle damla damla bir görüntü. Sonrasında tabi isterseniz kenar süslemeleri yapabilirsiniz. Ya da bu noktaları şu uçlara püsküller takarak da kullanabilirsiniz. Tamamen zevkinize kalmış. Sonrasında yine ben bunları da detaylı olarak sizlerle paylaşacağım. Şimdi motifimize baktığımız zaman ilk sırada 1, 2, 3, 4, 5 tane motif var. Bir sonraki sırada bu 4'e düşüyor. Bir sonraki sırada tekrar 5'e çıkıyor. 5, 4, 5, 4 şeklinde motif böyle büyümüş olacak. Tabi bu sayılar bende 5, 4, 5, 4 oldu ama bu sayı sizde 6, 5, 6, 5 şeklinde de olabilir. Yani ne kadar istiyorsanız boyutunu o kadar uzatabilirsiniz. Şimdi birleştirmeyi tarif edelim. İlk motifimizi elimize aldık. Şimdi burada 3 zincirlik köşe boşlukları var. Bu boşluklardan sonra bakın başta ve sonda 2 tane trabzan noktası var. 2 tane trabzan. Aralarda da sık iğne var. Bunların toplamı 41 tane yapıyor. Yani şöyle saydığınız zaman 2 tane trabzan sonra sık iğneleri böyle tek tek saydığınızda toplamda bu noktada tepe boşluğu olan nokta 41 tane. Şimdi biz bunu ikiye bölüyoruz. 20-20 şeklinde 21. noktayı bulacağız. Şöyle hemen sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Şu noktada 21. nokta. 21. noktayı çengelliğine takıyorum. Normalde ben takmadım birleştirirken ama siz görün diye bu noktaya bir çengelli iğne takıyoruz. Bunun yarısını hesaplamış olduk. Şimdi ilk motifi sayarken ilk motifi birleştireceğimiz sırada biz bu sayma işlemini yapıyoruz. Her motifi birleştirirken bu sayma işiyle uğraşmayacağız. Sadece her sıra başında böyle sayarak ilerleyeceğiz. Bakın şimdi burada nasıl birleştireceğiz? Hemen başlayalım. Ben son sırayı mavi ile bitirmiştim. Yine mavi ile birleştirmemi yaptım. Hemen şöyle bir ilmek oluşturuyorum. Bir zincirli ilmeğimi oluşturdum. Şimdi bu çengelli iğnenin olduğu 21. boşluk bakın. Şu uçtan sayıyorum. 21. boşluğa batıyorum. Sonra burada diğer bir motifin uç kısmını birleştireceğim. Bakın 3 zincirden sonra gelen şu yöndeki noktayı birleştiriyoruz. 3 zincirden sonra önce gelen bakın çünkü düz yönleri birleşecek. Trabzanın tepe boşluğuna batıyorum. Bakın bu şekilde. Ters kısmından düze doğru batıyorum. 21. sık iğne noktasına battım. Geliyorum 3 zincirden önceki trabzanın tepe boşluğuna bu şekilde batıyorum. Burada ilmeğimi oluşturmuştum. Tığımı aldım. 2 parçada iki motifte tığımda ilmeğimi de taktım. Bu ilmeği battığım noktalardan geçirip şöyle bir zincirli bu noktayı sıkılıyorum. Sonra gelen sıradaki bakın çengelli iğne taktığım parçanın sıradaki sık iğnesine batıyorum. Karşıdaki motifin de bakın trabzana denk geliyor. Bu uçla birleştirme yaptık. İlk trabzanda bağlantı yaptık. Bir sonraki boşluğu da bir sonraki trabzana denk geliyor. Bu noktaya batıp ilmek çıkardım. 2 ilmeğim var. Sık iğne örüyorum. Şimdi bir sonraki boşluğa batıyorum ilk motifte. Tersten düze doğru batıyoruz ikinci motifte. Karşılıklı aynı boşluklara batıyoruz. İlmek çıkardık. Sık iğne. Bir
bir sonraki boşluğa batıyorum ilk motifte. İkinci motifte de sıradaki gelen boşluğa batıyorum. İlmek çıkardım. Sık iğne. Bu kadar kolay bir birleştirmesi var. Şimdi her bir boşluğa sırasıyla karşılıklı batarak mutlaka ilmek atlamamaya dikkat edin. Başlangıçta ilk motifte tam ortasını bulun, 21. noktayı. Bu şekilde sık iğnelerimizi birleştirerek örüyoruz. Nereye kadar? İlk motifin 3 zincirlik boşluğuna kadar. İlk motifin ortasından birleştirmeye başladık. İkinci motifin ortasında bitireceğiz. İlk motifin de 3. zincirini bitirmiş olacağız. Hızlı bir şekilde bakın. Hiç kesmiyorum bu noktaları. Elinize aldığınızda ördüğünüzde ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz. Bakın. Buradaki ilk motifimdeki 3 zincirlik olan noktanın son trabzanına kadar birleştirmemi yaptım. Bundan sonra dokunmuyorum. Bakın devam etmiyorum. Burada da bitti. Şimdi burada saydığınızda da bu birleştirme 21. nokta olmuş oluyor. Bakın ilk iki motif birleşmiş oldu. Şimdi burada üçüncü bir motifi dahil edeceğiz. Şimdi onu da bakın bu noktaya üçüncü bir motifi bu şekilde dahil edeceğiz. Hatırlayalım. Böyle dalga şeklinde ilerleyecektik. Peki burada nasıl yapacağız? Burada batacağımız son trabzana da battık ilk motifte. Şimdi buradaki 3 zincirlik boşluğa batıyorum. İlmek çıkardım. Diğer ilmeğimden bir kez kaydırıp bu arada bir tane zincir çekiyorum. Bir zincirden sonra ilmeğimi yeteri kadar esnettim. Şimdi diğer motifimi alıyorum. Bakın karşılıklı, çünkü düz yönden birleştireceğiz. Ters yönleri birbirine bakacak şekilde kapatıyorum ilk motifle. 3 zincirlik boşluğa batıyorum. Bıraktığım ilmeği tığıma alıyorum. Bu ilmeği 3 zincirlik boşluktan geçirip bu noktada bir tane zincir çekiyorum. Şöyle sıkılayalım. Bir tane zincir çekiyorum. Bu ara bağlantıyı bu şekilde yapmış olduk. Şöyle kısa ipler aklımızı karıştırmasın. Bağlantıyı bu şekilde yapmış olduk. Şimdi burada iki motifin birbirine bağladıktan sonra şimdi bu çapraz duran motifleri yine aynen sıradaki gelen boşluklara karşılıklı batarak, yani buradaki ilk trabzana batıyoruz ve buradaki sıradaki gelen sık iğneye batmaya devam ediyoruz. Ta ki buradaki diğer 3 zincirlik boşluğa kadar. Yapalım birlikte hemen. Tekrar şöyle zincirimizi çekelim. Zincirimizi çekmiştik. İlk trabzana batıyorum. Bakın 3. motifi aldım. İlk trabzana battım. Burada da kaldığım noktadan devam ediyorum. Sıradaki gelen sık iğne bakın. Sık iğneye batıp karşılıklı ilmek çıkarıp sık iğne örüyoruz. Sonra bir sonraki trabzana batıyorum. Diğer çaprazına duran motifinde sık iğne noktasına batıp karşılıklı sık iğne örüyorum. Eğer çok hızlı yaptığımı düşünüyorsanız videoyu yavaşlatabilirsiniz ya da hızlandırabilirsiniz. Her bir boşluğa yine karşılıklı batıyorum. Bakın. Burada sık iğne örmeye devam ediyoruz. Şimdi burada sık iğnelerimizi örelim. Buradaki 3 zincirlik boşluğa kadar gelelim. Burada sıra sonuna yaklaştık. Şöyle batacağımız noktaları yine karşılıklı batıyoruz. Bakın. Buradaki 3 zincirlik boşluğa geldiğim zaman 3 zincirle yukarı çıktığımız nokta var. Buradaki bitiş noktası. Şimdi bu 3 zincirin olduğu noktada bir trabzan kabul ediyoruz. Buna mutlaka batıyoruz. Buna batarken de bakın şöyle yine buradaki son trabzanımızı ördük. Aslında düz kısımdan baktığınızda trabzanın hangi tepe boşluğuna battığımız anlaşılıyor. Şöyle düzünden bunu yapacağız. Bakın ikinci trabzanın tepe boşluğuna batarak örmüşüz. Şimdi ilk trabzanın tepesine batarak birleştirmemizi yapacağız. Sıradaki gelen noktaya batıyorum.
Şimdi 3 zincirlik boşluğa batıyorum. İlmek çıkardım. Sık iğne örüyorum. Neden 3 zincirlik boşluğa battım? Bakın 3 zincirin olduğu nokta kaydırma noktası olduğu için yani bu tepe çok dar olduğu için bu 3 zincirlik boşluğa bir tane sık iğne şeklinde karşılıklı birleştirmemizi yaptık. Yani trabzanın tepesine de yine bir sık iğne örmüş olduk. Şimdi bir sonraki motifi de bakın burada yaptığım işlemin birebir aynısı. Ne yapıyorum? Şu uç kısmı bir gösterelim. Burada ilmeğimi esnettim. 3 zincirlik boşluğuma batıyorum. Bu ilmeği 3 zincirlik şöyle boşluktan geçiriyorum. Bir kaydırma yapıp bir zincir çekiyorum. Bir zincirden sonra ilmeğimi esnetiyorum. Diğer bir parçamı alıyorum. 3 zincirlik boşluğa batıyorum. Buradaki esnettiğim bir zincirden sonraki şöyle tekrar yapalım. Bir zincirden sonraki ilmeğimi 3 zincirlik boşluktan geçirip bu noktada şöyle bir zincir çekiyorum. Ve bakın bu bağlantıyı yine burada olduğu gibi yaptım. Şimdi bir zincirden sonra bakın sıradaki gelen öndeki motife batıyorum. Sıradaki gelen boşluğuna. Karşı tarafta da bakın ilk trabzanın tepesine batıyorum. Şimdi şöyle baktığınız zaman burada trabzanların tepesini tanımak da çok önemli. Trabzanın tepesi şu. Normal bir üst sırayı örecek olsak düz yönden tepe noktası bu. Sonraki bu. Yani 3 zincire batmayacağız. Yani şu tarafına batmayacağız. Trabzanın tepe boşluğuna batacağız. Buna mutlaka dikkat edelim. Şimdi devam edelim şöyle. Sıradaki gelen sık iğnenin tepesine battım. Gelen ilk trabzanın tepe boşluğuna batıp ilmek çıkarıp sık iğne ördüm. Sonra sık iğneye batıyorum. Burada da yine trabzan var. 2 tane trabzan vardı. Trabzana batıp sık iğne. Bir sonraki boşluklara sırasıyla karşılıklı batarak, sıradaki boşluklara karşılıklı batarak sık iğne örmeye devam ediyorum. Şimdi bakın burada şöyle yeteri kadar birleştirmiş olduk. Burada başladık. Dalga şeklinde ilerliyoruz. Şimdi bu noktada sık iğnelerimizi birleştireceğiz. Yine buradaki 3. zincire kadar birleştireceğiz. 3. zincire geldiğimiz noktada bir sonraki motifi dahil edeceğiz. Bakın bu şekilde motifler birleşmiş oluyor. Peki şimdi ilk sıra bu şekilde ilerliyor. İki motifleri böyle iki sırayı birleştirmiş oluyoruz. Sonrasında ne yapacağız? Şöyle şu noktada bu kısmı çıkaralım. Bunu nasıl birleştireceğimizi anladık. Şöyle çıkaralım. Burada ipimizi keselim. Örneğin sıra sonu diye düşünelim. Bunu 2-1-2-1 şeklinde çalışalım. İpimizi yeteri kadar kesip bir zincirle sıkılayıp yeteri kadar kesip çıkardık. Şimdi bu noktada ben dediğim gibi burada 2 olan sırayı ben 5 sıra olana kadar ördüm. Sizler boyutunu ne kadar istiyorsanız o kadar büyütebilirsiniz. 2-1 oldu bakın. Bende de bu 5-4'tü. Yani 1-2-3-4-5 sonra 1-2. sıra 1-2-3-4'tü. Bunu zaten başta söylemiştim. Şimdi devam edelim. Burada birleştirmeye başlayacağız. Şimdi şu uçtan birleştirmeye başlayacağız. Sıradaki motifimi alıyorum. Başlarken ne söylemiştim? Mutlaka burada yer belirlemiştik. Her sırada sayıyoruz. Her motifte sayma yapmıyoruz. Şimdi buradaki motifimi birleştireceğim için şöyle bir birleştirme olacak burada. Bakın şu şekilde birleştirme yapacağım için buradaki şu sayıyı saymam gerekiyor. Yani bu taraftan şöyle hemen sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ve 21. 21. sık iğnem bu. Şimdi burada hemen ipimi aldım. Bir zincirle bir ilmek oluşturdum. Ve geliyorum buradaki trabzanın, birleştireceğim noktanın ilk trabzanına batıyorum. 3 zincire değil, trabzan noktasına battım. Ve buradaki sık iğne boşluğuna batıyorum. 21. noktama batıyorum. Çengelli iğnenin olduğu noktaya batıp ilmeğimi tığıma taktım. Bu noktadan geçirip bir zincirle bu ikisini sıkılıyorum. Sonra sıradaki gelen trabzan boşluğuna batıp bir sonraki noktada da gelen
karşılıklı boşluklara batıp sık iğne örmeye devam ediyorum. Yani diğer motiflerde olduğu gibi bu uçta başlamış olduk birleştirmeye. Şöyle biraz birleştirelim karşılıklı. Anlaşılsın. Bu uçta da burada başladığım gibi düşünelim. Aynen birleştirmeye devam ediyorum. Ta ki buradaki 3 zincirlik boşluğa kadar. Burada yaptığım işlemin aynısını yapıyorum. Sonra bir ikinci motifi dahil ediyorum. Yine burada şunu dahil ettiğim gibi. Yani bu kadar kolay ve basit. Bağlantıları da bu şekilde yapıyoruz. Yine ben bu diğer büyük motifimde de tam şu nokta da önemli. Bakın. Şu dört motifin birleştiği şu uç da önemli. Normalde başlama birleştirmelerini bu şekilde yaptık. Şimdi bu büyük parçamda bu dört arayı nasıl, yani şurada şöyle düşünelim. Bunu da dahil ettik. Bir diğerini de dahil ettik yine. Yine buradan sayıyoruz. Bakın 21. boşluktan başlayıp buradaki motifi dahil ettik. Şimdi buraya geldiğimiz zaman her yerde motif var. Buraya da şimdi bir motif dahil olacak. Peki burada bağlantıyı nasıl yapacağız? Hemen bunu sizlerle paylaşacağım. Motiflerimizi birleştirmeye devam ediyoruz. Şimdi şu ara noktaya geldik. Bu arayı nasıl yapacağız peki? Şimdi sıradaki trabzan boşluğuna batıyorum. Yine son trabzana kadar karşılık sıradaki gelen boşluklara batıp sık iğne örmeye devam ediyoruz. Şimdi bu noktada trabzan sırası bitti. Bağlantı noktası var. Bir sonraki trabzana batmam gerekiyor ama direkt battığınız zaman bu nokta kasma yapacaktır. Biz ne yapacağız? Son trabzana battıktan sonra buradaki 3 zincirlik boşluğa batıyoruz. İlmek çıkarıp diğer ilmeğimizden kaydırma yapıyoruz. Arada bir zincir var. Bir sonraki 3 zincirlik boşluğa batıp ilmek çıkarıp tekrar bu noktada kaydırma yapıp bir zincir çekiyoruz. Sıradaki gelen şimdi diğer motifin ilk trabzanına batıp ilk boşluğuna. Şimdi diğer motifte de bakın direkt devam ettiği için hemen sıradaki gelen karşı motifinde boşluğuna batıp bu noktadan ilmek çıkarıp sık iğne örüyoruz. Yine aynen model devam ediyor. Karşılıklı şöyle kontrol ederek batalım. Motiflere batarak boşluklara sırasıyla sık iğnemizi örmeye devam ediyoruz. Şöyle bakalım. Bakın bağlantıyı da bu şekilde yapmış olduk. Diğer noktalarda olduğu gibi bağlantıyı da ara noktayı da bu şekilde örüp devam ediyoruz. Çok çok kolay bir yapım var. Bütün detaylarını da sizinle adım adım paylaşmaya çalıştım. Şimdi battaniyemizi tamamlayalım. Bütün motiflerimizi birleştirdik. Şimdi uç kısımlarına pompon yapmaya geçiyoruz. Pompon yapmak için böyle bir aparat kullanacağım. Sizin elinizde daha farklı aparatlarınız varsa onlarla da yapabilirsiniz. Ya da bildiğiniz yöntemler varsa onlarla da pomponlarınızı hazırlayabilirsiniz. Şöyle aparatımı açıyorum. Burada 4 boy aparatımızı görüyorsunuz. Ben bu boyunu kullanacağım. Bu 4,8 santim. Sizler eğer elinizde böyle bir pompon aparatı varsa istediğiniz ölçülerde yapabilirsiniz. Bakın şöyle bir pompon elde edeceğiz. Bu da gayet battaniyeme uygun bir ölçüde pompon. Dediğim gibi bunu boyutları tamamen yine zevkinize kalmış. Ben burada pompon yaptım ama sizler burada püskül de yapabilirsiniz. Ya da daha farklı kenar süslemeleri de örüp o şekilde de hazırlayabilirsiniz. Bu tamamen zevkinize kalmış. Şimdi şöyle diğer aparatlarımı kenara alıyorum. Ve bu aparatla nasıl pompon yaptığımı hemen sizlerle paylaşacağım. Bakın pomponumuzun iç kısmından böyle iki farklı noktası var. Şimdi buradan başlayalım sarmaya. Bu şekilde açıyoruz. Ve burada ipimi tutup yeteri kadar sarıyorum. Bu kısımda yeteri kadar ipimi sardıktan sonra şimdi şöyle bu noktayı kapatıyorum. Kapattıktan sonra diğer açık olan kısımda ipimi hiç kesmeden, bunu ben daha önce kesiyordum ama böyle daha kolay oluyor. İpi hiç kesmeden şimdi aynı kısma tekrar İpimizi sarmaya başlıyoruz. Bu kısımda da ipimizi yeteri kadar sardıktan sonra aparatımızı kapatıyoruz. Burada şimdi artık ipimizi kesiyoruz.
İpimizi kestikten sonra şu orta kısmı elimizde mutlaka sağlam bir şekilde tutalım. Şimdi bu ipi şu ara kısımdan kesmeye başlıyoruz. Sonuna kadar iplerimizi kestik. Şimdi diğer kısma geliyoruz. Burada da aynı şekilde iplerimizi kesiyoruz. Sonrasında ipimizi ikiye katlıyoruz. Eğer ipiniz kalınsa burada tek katta yeterli olacaktır. Şöyle ipimi yeteri kadar kesiyorum. İkiye katladım ipimi. İkiye katladığım ipi şu ara kısımdan geçiriyorum. Yine buradan da aynı şekilde geçiriyorum ipimi kestiğim noktalardan. Ve burada bir düğüm atıyorum. Sıkıca bağlıyorum. Sonrasında ipimi bir tur çeviriyorum. Ve geliyorum bu noktada tekrar bir düğüm atıyorum. Birkaç kere düğümleyip iyice sağlamlaştırmak gerekiyor. Şu noktayı da keselim. Şimdi şu kısımlardan açıyoruz. Açtıktan sonra şimdi ortada sadece beyazlar kaldı. Bu beyazlar ayrılıyor. Şöyle çıkardığımızda bakın iki uzun ipimizde bu uzun iplerle monte edeceğiz. Bakın biri uzun biri kısa gibi. Hemen şimdi şöyle aparatımızı tekrar kapatalım. Eski hali gelmiş oldu. Şimdi burada yaptığımız pomponun uzunluğu kısalı olan iplerini güzel bir şekilde eşitleyip pomponu bitiriyoruz. Burada pomponlarımı hazırladım. Şimdi nasıl monte edeceğiz? Burada iki tane uzun ipimiz var, ikiye katladığımız. Şimdi şöyle şu uç kısımlara monte ediyoruz. Buradaki 3 zincirlik olan boşluğa batıyorum. İpimin bir tanesini bu noktadan geçiriyorum. Sonra bir alt sırada olan 3 zincirlik boşluğa bakın tersten batıyorum. İpimi geçiriyorum. Bu noktada şimdi bağlıyorum. Sıkı bir şekilde düğümü atıyorum. Burada birkaç kez düğümleme işlemi yapıyorum. Sık olduğuna emin oluyorum. Dördüncü son düğümümü de atıyorum. Sonra hemen şöyle biraz çok az bir kısa ip bırakarak bu ipleri kesiyorum. Sanki pomponun bir parçası gibi alt kısımda bu şekilde görünmüş olacak. Pomponu böyle kolay bir şekilde monte ediyoruz. Bakın diğeri de aynı şekilde monte edildi. Şimdi 5 tane uç noktam var. Bu pomponları monte ediyorum ve artık battaniyemizin son halini birlikte görebiliriz. Pomponlarımızı da taktıktan sonra bebek battaniyemizi tamamlamış olduk. Ölçüsü 98'e 78 oldu. Gerçekten çok tatlı ve çok güzel oldu. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomuzu beğenmeyi, yorum bırakmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın.